Bir toplumun kültür olarak ayakta kalabilme mücadelesi bir savaş biçimidir. Bunu anlamak lazım. Müziğiyle, sanatıyla, edebiyatıyla, tarihiyle, aydın insanlarıyla, entelektüel yapısıyla ayakta kalma mücadelesi vermek bir toplumun en önemli savaş yollarından bir tanesi. Amerikalılar bu durumu çözdüler. Aslında geçmişte yaşanmış olayları yeniden önlerine alıp muhakeme eylediler. Ve artık savaşların helikopter, uçak, deniz gemiler veya nükleer silahlarla olmayacağını, toplumu manipüle ederek, toplumu değişime sürükleyerek de bu işin yürütülebileceğini fark ettiler. Bunu sağlayan kişi Stephen Mayne adında bir adam. 1992 yılında CIA'ya müthiş bir proje hazırlar ve proje kültür üzerindedir. Toplumun şekillenmesini sağlayacak. İşte bu devrimleri hatırlarsınız. Renkli devrimler, işte Arap Baharı veya Ukrayna'da veya Gürcistan'da yaşanan olaylar veya Türkiye'de yaşanan olaylar üzerinden değerlendirin. Bu meseleler aslında kültürel bir savaşın yansıması. Her şey Kaleşnikov mermisiyle olmuyor. Peki bunu kendi şehrimize yoracak olursak, bizim şehrimizde kültür savaşını kim verir? Şehrimizdeki kültürel faaliyetleri, toplum bilincini, toplumun gelişimini, dışarıdan gelecek olan saldırılara karşı bir kimliği, Maraşlılık kimliğini en başta, Türk kimliğini, İslami kimliği kim muhafaza eder? Kültürden sorumlu adamlar bizim şehrimizde ne iş yaparlar? Veya kültürel faaliyetlerle toplumun gelişimini sağlıyorlar mı? Cehaletle mücadele ediyorlar mı mesela? Mesela Amerika'da, Londra'da, Washington'da veya işte Amsterdam'dan hareket eden bir sosyal medya ekibi, özel yetişmiş bir ekip, ülkemizde, şehrimizde operasyon yaparken bizim kültür adamlarımız ne iş yapar? Bunun üzerine düşünmenizi isterim. Yoksa Steven Mayne ve ekibinin Suriye'de, Kuzey Afrika'da, Ukrayna'da yaptıklarının Türkiye'de yaşanmayacağını garantisini kim verebilir?